Esad'ın gidişi yine sancılı bir süreç olur mu diyecektim. Fakat 2011'den beri devam eden bir iç savaş var zaten. Burada biraz Türkiye'nin rolünü sormak istiyorum. Türkiye'nin asıl önceliği sınırında bir hat oluşturmaktı ve şimdi o hattı da aslında hem bu muhaliflerin hareketiyle hem de yine Özgür Suriye Ordusu'nun kuzeyden güneye olan hareketiyle sağlamış gibi. Fakat çok önemli bir nokta var: Münbiç. Muhalifler bir yandan Şam'a ilerlerken Türkiye'nin Münbiç'le ilgili bir planı olur mu? Fiilen bir destek söz konusu olur mu Münbiç için? Şimdi Tel Rifat'ın, yani terör örgütünün Rusya'nın desteğiyle Fırat'ın doğusunda elinde tuttuğu iki yer vardı. Bir tanesi Tel Rifat'tı. Halep'in hemen üstünde bir tampon bölge gibi oluşturulmuş Rusya ve terör örgütü tarafından. Şimdi orası temizlendi. Şimdi Fırat'ın hemen kıyısında Münbiç diye bir alan var. Orası da birkaç güne kadar muhtemelen harekete geçirecek ve temizlenecek ki Rusların oradan çekildiğini duyuyoruz. Bu hat temizlendikten sonra asıl kritik olan yer Fırat'ın doğusu olacak. Yani Rusya'nın değil, Amerika'nın terör örgütüyle beraber tuttuğu o bölgelerden terör örgütünün temizlenmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye, sınırlarımızdan da terör örgütünün temizlenmesiyle ilgili verdiği mesajlar buralarında hedef alınacağını açık bir şekilde zaten gösteriyor. Ha, bu nasıl olacak? Tel Rifat'a mesela SMO'nun öncülük ettiği o operasyona Türk istihbaratı da destek sağladı. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesine de mutlaka bizim oradaki askeri gücümüzün, istihbaratımızın destek sağlayacağını açıklıkla söyleyebiliriz. Bu konuda zaten Suriye Milli Ordusu'na Türkiye'nin açıktan destek veriyor olduğu zaten sır değil. En nihayetinde daha önce Afrin'de dahil olmak üzere birçok operasyonu zaten birlikte yaptık. Bunu da beraber yapacağız. Yani HTŞ'nin Şam'a ilerlemesi ile bizim sınırımızdaki PKK-YPG teröristlerinin temizlenmesi arasında fark var. Türkiye biz burada yokuz derken HTŞ'nin Şam'a ilerlemesini aslında kastediyor. Ama sınırımızdaki terör örgütü yapısının, PKK-YPG'yi de oradan daha doğrusu o temizlemeye yönelik operasyonlara Türkiye illaki destek veriyor. Münbiç'te de bunu yapacaktır. Teşekkür ediyorum. Biraz da iç siyasetten bir soru sormak istiyorum. Aslında yine dışa bağlanan bir soru olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz bir Türkiye istiyorum bir açıklaması olmuştu. Sonrasında böyle bir gelişmeler görüyoruz şu anda yine sınırımızda. Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla bu gelişmeleri bağdaştırabilir miyiz? 13 Ekim'de bir yazı yazmıştım. Hatta Halep'i de başlığa çekmiştim İlk yazdığım zaman. Türkiye kendi göbeğini kesse, merkezi de Halep olsa gibi bir başlık atmıştım. Sonra dedim ki ya bu çok büyük bir laf. Bunu başka türlü yorumlarlar. Vazgeçtim. O yazının başlığını Esad ülkesini sattıysa diye. Anlattığım şey aslında tam da bugün yaşadıklarımızdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla beraber verdiği mesajları okuduğum zaman, şimdi bakın daha önce bir açılım süreci yaşadık biliyorsunuz. O açılım sürecinde yapılan şey kendi sınırlarımız içerisinden terör örgütünün sökülüp atılmasıyla ilgiliydi. Peki zaten sınırlarımız içerisinde terör örgütüyle ilgili bir problem yaşamıyor isek, Sayın Devlet Bahçeli böyle bir çıkışı niye yapmış idi? Veya niye yapma gereği duyuyordu? Etrafımızdaki gelişmeleri de okuduğumuz zaman, yani 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bir ortam, işte aşağıda İsrail'in geldi gelecek tehdidi ve Türkiye'de iç dinamikleri güçlendirmek, Kürt vatandaşlarımızın da desteğini almak, hatta bunun için Öcalan'a bile MHP Genel Başkanı gibi bir ismin çağrıda bulunuyor olmasının çok önemli bir anlamı veya bir hedefi olması lazım idi. Bunların tamamından yaptığım okuma ile şunu o zaman söylemiştim, 13 Ekim'den bahsediyorum. Esad ülkesini sattıysa Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli. Ne yapmalı? Bize tehdit en yakın nerede? Halep'le bizim sınırlarımız arasındaki o bölgeyi düşündüğümüz zaman Halep yıllarca, asırlarca bizim dediğimiz coğrafya, keza Şam'da eyaletimizdi. Ama en azından bugün için Halep'e bir çizgi çekerek, bu bölgeyi tamamen arındırarak, biliyorsunuz Türkiye, Rusya ve Amerika ile 30 kilometre derinlik konusunda anlaşmıştı ama bu sözler hiçbir şekilde tutulmamıştı. Acaba Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği şey, Halep'e kadar bir savunma hattı oluşturulması olabilir mi? Buradan PKK ve YPG'yi temizleyerek, PKK ve YPG'nin baskısı ve zulmü yüzünden Türkiye dahil başka ülkelere kaçmış olan Kürt vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde hem Kürt'ü, hem Türkmen'i, hem Arapları, onları kucaklayacak, orada bir huzur iklimi oluşturabilir miyiz? Madem Esad bazı yerlerle anlaştı, ya bize yakınlaşmamasının bir sebebi olması lazım çünkü. Yani aklı olan her devlet böyle bir ortamda, yani İsrail tehlikesinin üstüne geldiği bir ortamda Türkiye'nin normalde uzattığı eli tutması gerekirdi. Ama bu tutmuyor, ısrarla tutmuyor. Tutmuyorsa bu şu demek, demek ki bu başka yerlerle anlaştı, başka pazarlıklar döndü. Bu da muhtemelen ki büyük bir ihtimal Türkiye'nin aleyhine bir plan hareket ediyor demektir. Bu durumda Türkiye'nin ne yapması lazım? Bizim elimizi armut toplamaması lazım. Bizim de kendi güvenliğimiz için bir hat oluşturmamız gerekiyor diye Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamalarından yaptığım bir okuma vardı. HTŞ operasyonu başlayınca, HTŞ ve daha doğrusu Suriye Milli Ordusu birlikte Halep'e doğru ilerleyince evet dedim ya. Yani burada bir akıl var ve bu rastgele atılmış bir adım değil. Elbette ki doğrudan biz içinde değiliz. Bizim askerimiz içinde değil. Ama sonuçta Suriye Milli Ordusu demek bir şekilde dolaylı da olsa Türkiye demektir. Burada Türk devlet aklı devreye girmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlarla beraber meseleye baktığımız zaman sınırlarımızın ötesinde, yani daha önce çözüm sürecinde nasıl sınırlarımızın içerisinde terörü temizlemişsek, Sayın Devlet Bahçeli'nin daha güçlü bir şekilde İmralı'yı da devreye sokarak yaptığı çıkışla beraber sınırlarımızın ötesindeki terör varlığını da temizlemeye yönelik bir aklın devreye girdiğini çok rahatlıkla okuyabiliyorduk. Meselelere de vatandaşımızın böyle bakması lazım. 14 yıldır bize en büyük sıkıntı olan göç meselesi de dahil olmak üzere, terör dahil olmak üzere bütün bu belaların tamamını bertaraf edecek bir sürece girdiğimizi ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Az önce Esad'ın Türkiye ile el sıkışmaktan kaçındığını söylediniz. Şu anda 27 Kasım'dan itibaren olan süreç için soruyorum. HTŞ'nin ilerleyişi, Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi, YPG'nin önce Esad güçleriyle çatışması sonrasında HTŞ'ye kaybedip geri çekilmesi, yani birçok gelişme yaşadık son günlerde. Esad şimdiki aklım olsa Türkiye ile görüşürdüm diyor mudur? Başını taşlara vuruyor mudur? Yani dün eski Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da bir televizyon programında benzer şeyler söylemiş. Biliyorsunuz olayların ilk döneminde Esad'ı ikna için Şam'a gitmişti ve çok uzun bir görüşme yapmıştı. Bugün anlatıyor ki aslında onu ikna etmiş ama arkasındaki diğer ülkeler buna taş koymuş. Bu da sır değil. Bunu da zaten adresi olarak gösteriyor. İran bu süreçte her zaman Şam'dan aslında daha etkili oldu. Şimdi İran'ın derdine asıl bunun cevabını bulmamız lazım. Öldürülen o Kasım Süleymani PKK'ya 3 ayrı kanton vaadinin Kandil'deki terör elebaşlarıyla görüşerek hayata geçirilmesine destek vermiş bir isim. Bakın biz Amerika'yla İran'ı hiçbir zaman vitrinin önünde yan yana görmüyoruz. Ama arka plana baktığımız zaman terör örgütleriyle oradan asıl işbirliği yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Esad'ın ne dediği değil de daha çok Esad'ın arkasındaki, onu bir şekilde avucunun içine almış İran'ın ve bu durumdan istifade etmek isteyen Rusya'nın ne dediği öne çıktı. Ama Türkiye büyük bir sabır göstererek hem İran'la hem Rusya'yla yıllardır bu meselenin halli ve çözülmesi için bir sabır gösteriyor ve mücadele ediyor. Peki burada bir adım atılıyor mu? Yani bir İdlib çatışmasızlık işte anlaşması falan, Astana falan gibi şeyler oldu. Güya PKK ile birlikte kontrol ettikleri Münbiç ve Tel Rifat'tan da Rusya mesela boşaltacaktı. Bunun mutabakatı yapıldı. Peki sözler tutuldu mu? Hayır. Ama Türkiye yıllarca, bakın kolay kolay hiçbir ülkenin, yani Türkiye kadar güçlü bir ülkenin kolay kolay göstermeyeceği sabrı sonuna kadar gösterdi. Ama olmuyorsa, her şeye rağmen olmuyorsa, Esad üzerine gelen bu büyük tehlikeyi göre göre onların boyunduruğu altında olduğu için adım atamıyorsa bir noktadan sonra artık onların problemi oluyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmesi gerekiyor. Bugün de aslında yaşadığımız süreç budur. Bu bahsettiğim sınırımızda terör örgütünün temizlenmesiyle alakalı. Diğer taraftan muhaliflerin, Suriye'nin kendi içinden çıkan, kendi çocuklarının Esad rejimini biz devireceğiz, Şam'a kadar gideceğiz diyorsa o onların meselesi. Orada Türkiye için bunu söylemiyorum. Ama Türkiye'nin öncelikli meselesi nedir? Sınırından terör örgütünü kendisine tehdit oluşturan bütün risklerin bertaraf edilmesidir. Muhaliflerin Şam'a kadar inmesi, bir geçici yönetim eğer başarabilirlerse, Esad'ın gidip bütün toplumun kabul edeceği, herkesin kucaklayacağı yeni bir yönetimin oluşması, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması gibi başka kazanımlar üzerine gelen, Türkiye'nin üzerine gelen, Suriye üzerinden gelecek olan daha doğrusu İsrail tehdidi içinde olumlu bir gelişme olacaktır. Çok teşekkür ediyorum sorularımı cevapladığınız için.